Yeni Düzen Gazetesi'nin 40. kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı. Girne'de yer alan Dom Otel'de dün gece düzenlenen resepsiyona 2. Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Ömer Kalyoncu, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyetçi Türk Partisi yetkilileri, gazetenin kurucuları, çalışanları, yazarları ve medya mensuplarıyla davetliler katıldı. Yeni Düzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı konuşmasında Yeni Düzen'in ilk olarak 1975'te yayına başladığını ve Barış, Demokrasi, Yeni Bir Düzen sloganıyla Barış gazeteciliği yaptığını anlattı. 40. yaşında ne mutlu ki Yeni Düzen'in ilk sayısında emeği olan büyüklerimiz de burada, elbette tümü değil ama bu gazetenin 40 yıl önce hazırlanan İlk sayısında görev yapmış pek çok değerli büyüğümüz bizlerle. Çok teşekkür ediyoruz. Bu özel gecede, bu önemli gecede bizleri yalnız bırakmadınız. Yeni Düzen 1975'te savaşın hemen ardından o çok zor koşullarda, göçün, endişenin, korkunun, bilinmezliğin olduğu koşullarda yayınlandı. Ve o günün koşullarında barış diyebildi, o günün koşullarında demokrasi diyebildi, o günün koşullarında yeni bir düzen istedi. Çok yıllar geçti. İlginçtir tabii, Yeni Düzen'in 12 Aralık 1975 tarihli ilk sayısının manşeti UVP örgütlenmesi baskı ve vaade dayanıyor diye çıkmıştı. 40 yıl sonra bugün UVP-CTP koalisyonu var. Hayat değişiyor. Ama bir şey değişmiyor. Her sabah içimizde barışa, demokrasiye, bir memleket doğmaya devam ediyor. Her gün yeni bir düzeni, yeni bir Kıbrıs'ı özlemeye devam ediyoruz. Aslında Yeni Düzen'in kuruluş yıl dönümü 12 Aralık. Bugün 10 Aralık ama 10 Aralık'ın ayrı bir önemi var. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü. Buradan Can Dündar'a ve Erdem Gül'e dayanışmamızı ve selamlarımızı göndermek istiyorum. Buradan Yeni Düzen'i 75'li yıllarda ceketinin altına saklayarak dağıtan ama barışa inanan insanlara selamımı göndermek istiyorum. Yeni Düzen'i yaşatanlara, Yeni Düzen için her türlü düşünceyi korkmadan savunanlara selamımı göndermek istiyorum. Kutlu Adalı'ya, Naci Talat'a, Özker Hoca'ya, tümüne buradan ışıklar, selamlar göndermek istiyorum. İyi ki onlar bu mücadeleyi verdiler. İyi ki Yeni Düzen 40 yaşına geldi. Ve umarız yeni bir düzen, yeni bir Kıbrıs yolculuğunu hep sürdürür. Her sabah içimizde Birleşik Kıbrıs için farklılıkların hoşgörüyle, zenginlikle anılacağı bir Kıbrıs için düşler, fikirler, bilgiler gelişmeye devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Talat da Yeni Düzen'in 40 yıldır Kıbrıslı Türklerin barış, demokrasi ve sosyal adalet ilkelerine büyük önem veren bir basın organı olarak yaşamını sürdürdüğünü kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile çıktık. Neredeyse Yeni Düzen bir bülten değil. Ama sonuçta öyle bir aşamaya vardık ki Yeni Düzen bir özel bağımsız kurum olarak, bir basın organı olarak Kıbrıs Türk'ünün ihtiyaçlarını, Kıbrıs Türk'ünün geleceğe yönelik beklentilerini karşılayan bir gazete olarak yoluna devam etmeliydi. Ve bu doğrultuda hep birlikte arkadaşlarımızla ve Cenk ve ekibiyle büyük bir yol yürüdük. Ve öyle görüyorum ki sonuçta ciddi bir başarıya ulaştık. Bugün Yeni Düzen Kıbrıs Türk halkının barış özlemlerini, Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği ve
dünyalılaşma hedeflerini yürüten, barış gazeteciliği yapan bir gazete olarak görevini sürdürüyor, çabalarını sürdürüyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkemizde değişik görüşlerin, farklı görüşlerin ama zaman zaman da milliyetçiliğin yükseldiği dönemlerin hep birlikte tanığıyız. Yeni düzen her zaman barıştan yana, barış gazeteciliğinden yana tavır ortaya koymaktadır. Siyaset zaman zaman eğilim değiştirebilir. Ama yeni düzen hiçbir zaman popülizmin batağına saplanmadan, ki birçok bağımsız özel kuruluş bu girdaba ne yazık ki düşüyor, buna düşmeden yoluna devam ediyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kürtlü Türklerin sesi soluğu olmaya ve bu barış sürecini yürütmeye, basında bu süreci ileriye götürmeye devam ediyor. Bundan da son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Konuşmaların ardından 40. yaş pastası kesildi. Çok teşekkür ediyoruz.